Değerli arkadaşlarım merhabalar. Şimdi Büyük Selçuklu de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En yani son Karahanlı Gazneli'yi görmüştük sizinle. Büyük Selçuklu şimdiye kadar görmüş olduğumuz Türk İslam Devletleri içerisinde en önemlisi olan. Arkadaşlar 1040-1050'li yıllar arasında İran coğrafyasında kuruldu. Anadolu'ya da Anadolu'nun büyük bir kısmına da hakim oldu. Şimdi şunu bir bilelim. Büyük Selçuklu Devleti'ni kuranlar Oğuzların Üçok Kolu'nun Kınık Boyu. Yani şöyle Oğuz biliyorsunuz biz ilk defa Orhun kitabelerinde Oğuz kelimesine rastladık. Oğuz boylar kabileleri anlamına gelir ki Oğuz Destan'ına göre Oğuz Han'ın ilk üç oğluna üç ok. Arkadaşlar diğer üç oğluna da bozok unvanı verildi. Altı oğlu üçe ayırdı. İşte birine yay verdi, diğerine ok verdi. İşte yay verdi bozoklar, ok verdi üç oklar. Üç oklar bozoklara tabi gibi düşünebilirsiniz burada. Böylelikle ikiye ayırdı yani ikili teşkilat gibi de düşünebilirsiniz. Türk boyları Üçok ve Bozok kollarının türü Oğuz adından ilk kez Orhun yazıtlarında bahsedildi. Bunu biliyoruz zaten. O zaman ee, Büyük Selçuklu'yu kuranlar ya da Selçuklu'yu kuranlar Oğuzların Üçok kolunun Kınık boyu. Osmanlı'yı kuranlar Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyu. Bunlar önemli. Bunları unutmayın. Bunlar sorulabilecek sorulardır bize. Arkadaşlar biz işte Selçuklu tarihini görürken e, şöyledir işte Dukak Demir Yaylı olarak bilinir. Onun oğlu vardı Selçuk Bey. Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devleti'nde bir subaşıydı yani ordu komutanıydı. Oğuz Yabgu'su ile arası açıldı. Arkadaşlar bunun üzerine Oğuzları aldı yani kınık boyunu aldı. Cenç şehrine geldi ki Selçuklu'nun tarih sahnesine çıkış Cenç şehrinde oldu. O Cenç şehrine gelmesi de tabii ki Karahanlı ile Gazneli ile mücadeleyi başlattı ve genç şehrinde Selçuk Bey İslamiyet'i kabul etti. Bu da onun saygınlığını, itibarını çevrede artırdı. Mantık bu. Bu slide'daki mantık bu. Şimdi Oğuz Selçuk Bey ölünce yerine oğullarından Arslan Yabu geçti. Arslan Yabgu önemli bir şahsiyettir. Yabuglular diye bir meselemiz vardır. oğuzlarla ilgilidir bu. Şimdi burada da şu mantığı öğrenmeniz gerekiyor. Arslan Yabgu hem Karahanlı için hem de Gazneli için bir tehdit oluşturdu. Çünkü Cenç şehri Karahanlı ve Gazneli'nin tam ortasında bir yerde ve bunun üzerine şöyle bir olay gerçekleşti. Ee, Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadır'la Arkadaşlar Gazneli hükümdarı Gazneli Mahmut Mavera Nehir'de bir araya geldiler. 1025 yılıdır bu. 1025 yılında bir araya geldiler. Ve Mavera Nehir görüşmelerinin ittifakını yaptılar. Kime karşı? Bir Oğuz Bey, Selçuklu Bey olan Arslan Yabgu'ya karşı. Ve Arslan Yabgu'ya burada pusu kurdular. <laughs> Ve adeta Gazneli Mahmut Arslan Yabgu'ya dedi ki ben Hindistan seferine gideceğim sen de bana yardıma gel dedi. Böyle bir oyun yaptı. Ve Arslan Yabgu da askerleriyle arkadaşlar... Gazneli Mahmut'a yardım etmek amacıyla Gazneli Mahmut'un yanına gitti. Gazneli Mahmut bunu pusuya düşürdü ve Kalincar Kalesine hapsetti. Yaklaşık 7 yıl burada hapis hayatı yaşadı ve 1032 yılında da öldü. Arkadaşlar bunun üzerine yerine Arslan Yagun'un yeğenlerinden Turul ve Çağrı ile geçti. Mikail'in çocuğu işte Selçuk Bey'in torunlarından Turul ve Çağrı Beyler geçti. Burada şuna bakın. Tuğrul ve Çağrı Beylerin geçmiş olması hala Türklerde eski devlet anlayışı olan ikili teşkilatın devam ediyor anlamına gelir. Devlete bağımsızlığını kazandıran burada Tuğrul Bey olacaktır. O zaman Selçuklu tarih sahnesine çıkaran Selçuk Bey ama bağımsızlığın kazanılması Tuğrul Bey döneminde olacak. Şimdi o bölüme geliyoruz. Arkadaşlar Tuğrul Bey döneminde Gazneliler'le savaşlar başladı. Bir Nesa Savaşı ki başta Gazneli Mahmut yok artık onun oğlu Mesut var Gazneli'nin başında. İki Seras Savaşı bu arada 1039 yılında bir Talhap Savaşı vardır. Seras Savaşı yapıldı. Bu Seras Savaşı'ndan sonra yani bu savaşlarda hep galip geldi Tuğrul Bey. Bu savaştan sonra Nişabur Tuğrul Bey'in eline geçti. Tuğrul Bey Nişabur'da adını hutbu okuttu. Orada bir cami yaptırdı, bir medrese yaptırdı ki Selçuklu'nun ilk merkezi, ilk başkenti de Nişabur oldu. Selçuklu'nun ilk medresesi de Nişabur'da kuruldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Kurucu da Tuğrul Bey oldu. O zaman ne şey e, Seras Savaşı'ndan sonra Tuğrul Bey burada Gazneli Mesud'un tahtına oturdu. Kendi adına arkadaşlar hutbe okuttu. Bir medres açtı cami yaptı. Hatta burada kendime bir saray yaptırıp da cami yaptırmazsam Allah'ın yüzüne nasıl bakarım sözü Tuğrul Bey'e ait bir sözdür. E, Dandanakan Savaşı'yla da e, Selçuklu'nun kuruluşu resmiyle işte. O zaman Serah Savaşı'ndan sonra devlet kuruldu. Tam bağımsız olması, resmileşmesi Dandanakan'dan sonra oldu. 1040 Dandanakan Savaşı ile Gazneli yıkılma sürecine girdi. Büyük Selçuklu'nun kuruluşu da resmileşmiş oldu. Bunun temel mantığı budur. Tamamdır arkadaşlar? Şimdi burada diğer bir olay da şu. E, Tuğrul Bey devletini kurduktan sonra işte kardeş Çağrı Bey'i Batı'nın fethiyle görevlendirdi. Üvey kardeşi İbrahim Minalı Rey'in fethiyle görevlendirdi. İşte Rey fethedildi, başkent Rey'e taşındı. İkinci başkent Rey'dir. Sonra İsfahan olacaktır. Sonra e, Merv şehri olacaktır arkadaşlar. Dört başkent olacak zamanla e, Selçuklu'da. E, Çağrı Bey keşif amaçlı seferler düzenledi şeye. Bizans topraklarını, Anadolu topraklarını ve burada bir savaş oldu. Bir Zap Suyu Savaşı vardı. Şuraya yazayım ben size. Zap Suyu Savaşı, Zap Suyu Savaşı Bizanslı Selçuklu'nun ilk karşılaşmasıdır. İlk savaşıdır. Burada Selçuklu askerleri pusuya düşürdü. İbrahim Yinal ve ee, Çağrı Bey komutasında bu sefer Selçuklu daha güçlü bir ordu hazırladı ve Pasinler Savaşı oldu. O yüzden deriz ki Pasinler Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılan ilk büyük savaştır İlk savaş Normalde zapsuyu Selçuklu bu savaşta galip geldi o zaman Selçuklu'nun Anadolu'yu fethetme düşüncesiyle Bizans ile yaptığı ilk büyük savaş Pasinlerdir. İlk zaferi Pasinlerdir. Bizans'a karşı kazandı. Hatta bu savaştan sonra Bizanslı bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmada denildik denildi ki işte Emeviler döneminde İstanbul kuşatma sırasında yapılan Arap cami tamir ettirilecek. O caminin işte şeyine kubbesine Turul Bey'in Vuzlar'ın işaretinde ok ve yay simgesi konulacak o camide. Turu Beylerine hutbu okunacak gibi maddeler alındı ama Bizans buna uymadı tabii ki. Böyle bir olayı unutmamanız gerekiyor. Pasinler Savaşı'nı asla unutmamanız gerekiyor. Önemli bir savaştır Pasinler. Ondan önce küçük bir savaş hap suyu seçeneklerde çıkart şaşırmayın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi, e, şimdi Tuğrul Bey tabii ne oldu? O saygınlığı iyice arttı Tuğrul Bey'in. Gücü iyice arttı. E, ve Büveyhiler diye bir grup vardır. E, şidir bu Fatımilerin devamı o Irak İran coğrafyasında arkadaşlar. Büveyhiler Abbas halifesini sıkıştırmaya başladı. Şii Büveyhoğulları. ki Keşii holları Abbas halifesini sıkıştırdığında hatırlayın. Gazdili Mahmut'tan yardım istemişti Abbas halifesi. Burada güçlü olan kim? Turul Bey. Bu sefer Turul Bey'den yardım istedi ve Turul Bey arkadaşlar 1055 yılında Halife yardım etmek amacıyla Bağdat'a girdi. Büveyhoğulları devletini yıktı. O zaman Büveyhoğulları devletini yıkan, Büveyhi devletini yıkan Tuğrul Bey oldu. Tuğrul Bey Büveyhi devletini yıktı. Bağlantıya dikkat edin. Halifeyi kurtardı ve bunun üzerine halife 1058 yılında Tuğrul Bey'e doğunun ve batının hükümdarı, şarkın ve garbın sultanı, halifenin ortağı, dinin direği gibi ünvanlar verdi. Bu ünvanların verilmesini unutmamanız gerekiyor. Önemli bir bilgidir bu gençler. Şimdi o zaman bu ünvan halife tarafından Turul Bey'e verilince şunu anlıyoruz. İslam dünyasının yeni koruyucusu artık Selçuklu'dur. Turul Bey artık İslam dünyasının siyasal lideridir. Halife sadece din otoriteyi temsil eden bir kurum haline gelmiştir. Yani dinle devlet içeri birbirinden ayrılmıştır diyebiliriz. Ne zamana kadar böyle devam edecek? Yaklaşık olarak 1517 yılına kadar. 1517 Yavuz, Ridaniye, Memlu yıktı, Halife, Lappası olanın aldı. Din ve devlet birbiriyle yeniden birleşmiş oldu. Ki hatta Turul Bey halifenin kızıyla evlendi. Bağdat'a şıhne, askeri vali atadı. Bağdat'ı imar ettirdi. Hatta Bağdat'ı Turul Bey'in şehri gibi ünvanlarda verildi. Tuğrul Bey öldü. Tabi bu dönemde İbrahim İnal kutalmış isyanların çıkması bu tarz soruladır. Şöyle dikkat edin. Eğer bir hükümdar varken onun oğlu, kardeşi, amcası isyan ediyorsa hükümdara karşı hala eski Türk devlet anlaşısı devam ediyor demektir. Nedir bu eski Türk devlet anlaşısı? Ülke toprakları, hanedan ortak malıdır anlaşı devam ediyor demektir. Arkadaşlar Tuğrul Bey öldü. <laughs> Yerine Çağrı Bey'in çocuklarından Alparslan geçti. Alparslan Çağrı Bey'in oğlu. Peki Tuğrul ölüp yerini Çağrı Bey'in oğlu geçiyorsa hala nedir? Ülke toprakları Handan'ın ortak malı anlayışı vardır arkadaşlar. Şimdi Alparslan dönemi önemli. Alparslan aynı şey gibidir. İlkindi güneşi gibi vakti kısa gölgesi uzun ikindi güneş çarpınca gölge uzun ol ama ikindi güneşi çabuk batar ya Yavuz gibi çok kısa 9 yıl başta kaldı ama ismi hala günümüze kadar anılır. Ne yaptı? Alparslan bir Nizamülmülk'ü vezirliğe tayin etti. Nizamülmülk Selçuklu'nun en ünlü veziridir arkadaşlar. Hatta e, Türk İslam tarihinin ilk atabeyidir. Melikşah'ın hocasıdır. Siyasetname adlı eserin yazarıdır. Onu da Şah sunmuştu. Unutmuyorsunuz. Bir, Nizamül Mülk'ü vezireliğe getirdi. Arkadaşlar iki, Ani Kalesi'ni fethetti. Ani Kalesi nerede biliyor musunuz? Ani Kalesi Kars'ta. Böylelikle Türkler ilk defa Anadolu'ya girdi. Fetih amaçlı. Önceden girdik biz Avrupa Hunlar Ulduz döneminde. Şimdi Turul Bey döneminde biz İran'ı aldık. Azerbaycan'ı aldık. Alparslan döneminde Ani'yi fethettik. Ani Kalesi'ni aldık şimdi. Annenin fethi ile birlikte Türkler ilk defa Anadolu'ya girdi ve halife Alparslan'a Ebul Feth ünvan verdi. Ebul Feth fethin babası ünvan verdi. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Ebul Feth ünvanını ne zaman aldı? Anneyi fethederek aldı. Aynı ünvanı ileride Fatih Sultan Mehmet alacak İstanbul'un fethinden sonra arkadaşlar. Bu dönemde işte Alparslan'ın kardeşi, amcası bunlar hep isyan etti. Amcası kutalmış kardeşi kavurt isyan etti. Bu isyanları bastırdı. Hala ülke toprakları hanedan ortak malıdan işi vardır anlamına gelir arkadaşlar. Ve bu dönemde arkadaşlar çok önemli bir olay oldu. Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı Alparslan dönemidir. Şunu unutmayın. Malazgirt Alparslan dönemi Büyük Selçuklu yurt açan Değil mi? Anadolu'nun kapısı Türkleri açıldı. Miryokefalon ikinci kılıç arslan dönemidir. Türkiye Selçuklu, Anadolu Selçuklu yurt tutan. Bu bağlantıları unutmamanız gerekiyor. Arkadaşlar bu savaş 26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatoru Romendiyojen ile Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan arasında oldu. Arkadaşlar yapılan savaşta birçok zaten şeyde şöyle bakarsanız Bizans ordusunda çok fazla paralı askerler var. Türkler olduğunda görürsünüz bu Bizans ordusunda. Bak Kıpçak, Uz, Peçenek, Hazar bunlar hep paralı askermiş. Savaş sırasında arkadaşlar şu Uzlar ve Peçenekler şu ikisi saf değiştirdi. Bunlar Bizans ordusundan Doğu Roma diye bir ifadeyle bu ordudan Alparslan ordusuna geçti ve o Selçuklu Türkler galip geldi bu savaşta. Sahte Ricat Turan taktiği filan galip geldi ve bu galibiyetle yetinmedik. Aynı zamanda Bizans İmparatoru Roman Diyojen Alparslan'a esir düştü ve ilk defa bir imparator Müslüman bir sultanın eline Esir düşmüş oldu tamam mıdır? Peki bu savaşın sonucunda ne oldu? Bu önemlidir. Bir, Anadolu'nun kapıları Türkler açıldı. Anadolu'ya Türk göçü başladı. <laughs> Horasan bölgesinden Türk göçü başladı. Bu olay Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağladı ve Anadolu'da Türk tarihi başladı. O zaman Anadolu'da Türk tarihini başlatan, Anadolu'nun kapısını Türkleri açan, Anadolu'ya yoğun Türk göçlerin yaşanmasına sebep olan olay bu oldu. Eğer Anadolu'ya başka Türk göçü hangi olay sonucunda yaşanmıştır diye sorarlarsa aklınıza Hatırlayın Moğol Cengiz İmparatorluğu'nu gördük sizinle. Hani Otrar faciası, Orta Asya'nın yağmalanması Moğol istilası dersiniz. İlki Malazgirt, ikincisi Moğol istilası. Unutmayın bu bağlantıyı. Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı ortadan kalktı. Bizans papadan yardım istedi. Papa ikinci Urban'dan bizim üzerimizde Haçlı Seferleri düzenlenmeye, düzenlenmeye başladı. Ayrıca Alparslan savaştan sonra arkadaşlarım dedi ki arkadaşlarım toprak fethedinin malıdır dedi. O silah arkadaşlarına. Anadolu'da serbestsiniz deyince yani o topraklar size kılıç olarak verilecektir. Yani ikta olarak verilecektir. Toprağın sahibi benim ama üretim hakkı sizindir demeyi getirdi ve bunun üzerine silah arkadaşları Bizans saldırdığı ve aldıkları toprakları kendi akrabalarını yerleştirdiler ve böylelikle Anadolu'da ilk Türk beylikleri ortaya çıktı. O zaman Anadolu'da ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. İkinci Türk beylikleri ise çocuklar bunu unutmuyorsunuz Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ortaya çıkacak. İlk Türk Beylikleri Malazgirt'ten sonra ikinci Türk Beylikler Köse Dağı Savaşı'ndan sonradır. İlk Türk Beylikler'in adlarını ileride teker teker göreceğiz sizinle. Mengücek, Saltuk, Danışman, Artuk, Çaka Beyliği gibidir. Arkadaşlar Alparslan öldü. Ee, bir kali komutanı tarafından ee, öldürüldü. Şehit düştü yani. Yerine oğlu Melikşah geçti. Tamam mıdır? Ama bir şey de söylemek istiyorum. Hani nizami medreseleri vardır. Nizami medreseleri Alparslan döneminde kurul. İlk medrese tamam Tuğrul Bey ama nizami medreseleri Alparslan döneminde kurulmaya başlandı. Nizami mülk tarafından ilk burada sonra Bağdat'ta kuruldu. Bunun temel sebebi <laughs> İsmail'i batıni fikirlerine karşı halkı aydınlatmak, devlet adamı yetiştirmekten adamı yetiştirmektir. Tamam mıdır? Şimdi geldik. Alparslan'ın ölüm yerine on geçen, on, Alparslan ölünce onun yerine geçen Melikşah'a. Arkadaşlar Melikşah yetiştiren mülktür İlk atabey. İyi yetişirdi. Hatta demin söylemiştim. Siyasetname adlı eseri vardı. Onu Melikşah sunmuştur demiştim size. Arkadaşlar ne oldu bu dönemde? Amcası Kavurti isyan etti. Kardeşi Tekiş isyan etti. Bu isyanları bastırdı. Alparslan tarafından şu Atsız Kudüs'ün fethiyle görevlendirilmişti. Melikşah döneminde Kudüs tamamen fethedildi arkadaşlar. Ve bu dönemde. Hem bu beylikler yavaş yavaş egemenlik altına alınmaya başlandı. O Gürcü krallıkları işte Trabzon bölgesi o havalisi hep egemenlik altına alınmaya başlanacak yavaş yavaş bu dönemde. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu dönemde Selçuklu sınırları fazlasıyla genişleyecek ve devlet en parlak devrini yaşayacaktır. O zaman Büyük Selçuk Devleti'nin en parlak devri Melikşah dönemidir. Çok güçlü bir dönemdir arkadaşlar. Hatta bu dönemde o fetihlere devam edebilmek amacıyla başkent İsfahan'a taşır, taşınır. Nişaburdu, rey oldu Tuğrul Bey döneminde. Melikşah döneminde de İsfahan'a hatırlayan Nisfi Cihan, dünyanın yarısı oraya taşınır. Hatta arkadaşlar bu dönemde Bağdat gezisine çıkar. Melikşah aynı zamanda halifenin kızıyla da evli. Bağdat gezisine çıkar. O Bağdat gezisi sırasında o Bağdat'taki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, Hazretlerinin, Hasan Hüseyin'in türbelerini ziyaret eder. Hatta onların türbelerini tamir ettirir. Su kanallarının yapılmasını emreder. Bu dönemin diğer bir olayı da şudur. Arkadaşlar hatırlayın takvimlerde bizim kullandığımız Celali ve Rumi takvimler Celali Büyük Selçuklu, Rumi Osmanlı'da malişlerin düzenlenmesinde kullanılmıştır. Bu Celal takvim Büyük Selçuklu adına Arkadaşlar Ömer Hayyam tarafından yaptırılmıştır. Hatırladığınız takvim celali Ömer Hayyam İsfizari gibi Büyük Selçuk döneminin bilim insanları. Astronom, matematikçileri bu takvimi yaptılar. Melikşah'a hediye ettiler. 1079 yılına kadar da bu takvimçe 1079'dan itibaren Büyük Selçuklu bu takvim uygulandı. Arkadaşlar şimdi bu dönemde ön plana çıkan o sapık fikir. E, dinsel sapık diyebiliriz arkadaşlar. Ama batın de Batın iyiliği ortaya çıkaran Hasan Sabbah. Ve batın il merkezi Kazvin. Alamut kalesidir. Bunun temel özelliği şudur. Sünni İslam dünyasına karşı düşmanca bir tavır beslemektedir. Ve Sünni İslam dünyasını ortadan kaldırmak istiyor. Ve fedailer yetiştiriyor. Onlara cennet vaat ediyor. Hatta onlara arkadaşlar uyuşturucu içiriyor. Haş haş. O yüzden bunlara haş haşiler Haşhaşin de denilir, İsmailler de denilir. Büyük Selçuklu özellikle arkadaşlar işte Büyük Selçuklu hükümdarlarından Melikşah, Nizamülmülk, İmam Gazali bu devrin ünlü İslam alimi, Hüccetül İslam. Yine Büyük Selçuklu hükümdarlarından Muhammed yani Mehmet Tapar. Çok mücadele etti batınlarla. Bu batıniler nizam mülkü katlettiler. Nizamül mülk batınlar tarafından öldürülmüştür ki batınların ilk siyasi suikastı olarak geçer. Bu bağlantıyı da unutmuyorsunuz. nizam mülkün öldürüldüğünü unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Fetret devrine gelince olay şu Melikşah ölür. Melikşah'ın dört tane oğlu var. Mahmut, Berk, Yaruk, Mehmet, Tapar, Sencar. Mahmut küçük, henüz üç yaşında. Diğerleri büyük. Tamam mı? Bu dört kardeş arasında kavga başlar. Hatta şu Mahmut'u Bağdat'ta halife tahta çıkarır. Sen hüküm der. Bak 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 halife bize bize düşmanlık besliyor demektir. Yani halife de Abbasiler de böyle Selçuklu'yu yıkmak istiyor. Niye? Çünkü siyasi otorite Selçuklular da buna dayanamıyor. Abbas'ın devleti var, devlet Abbas'ın devleti var ama bize bağlı. Onu da burur yapmışlar tabii ki. O yüzden şöyle deriz. Her ne kadar dört kardeş arasında taht kavgası başlamış olsa bile ilk tahta çıkan Berk Yaruk olur. Bu nedenle Berk Yaruk Fetret Devri'nin ilk hükümdarıdır. Fetret Devri'nin ilk hükümdarı Berk Yaruk'tur. Fetret Devri neyle başladı? Melikşah'ın ölümüyle başladı. Unutmuyorsunuz. Dört kardeş arasında taht kavgası başlar. Ve ilk tahta çıkan Berk Yaruk olur. Berk Yaruk'un tahta çıkmasıyla başlayan Fetret devri ki Fetret'in ilk hükümdarı. Sultan Sencer'in tahta çıkmasıyla 1118'dir Sultan Sencer'in tahta çıkması. Sultan Sencer'in tahta çıkmasıyla da sona erer. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bağlantıyı da unutmuyorsunuz. Berk Yaruk döneminin en önemli olaylarından bir tanesi de şudur. İlk Haçlı Seferi bu dönemde başlar. Yani Haçlıların bize saldırısı Berk Yaruk dönemine denk gelir. Haç, i̇lk Haçlı Seferi 1096. Melikşah'ın ölümüyle başladı ya e, Fetret Devri. Melikşah da 1092'de öldü. Bakın 1096'da da eee Haç Seferi başladı. İşte 1096 Bek Yaruk dönemidir. Bu dönemde haç seferleri başlar bize karşı. Arkadaşlar Berk Yaruk'la Mehmet Tapar arasında taht kavgaları devam eder. Berk Yaruk ölür yerine kardeşi Mehmet Tapar. Diğer bir adıyla Muhammed Tapar geçer. Ki Muhammed Tapar batınilerle Haçlılarla mücadele etmiş bir stat. O batınilerle çok mücadele ettiği için Selçuk'un güçlü adamı kusursuz insanı olarak da bilinir. Arkadaşlar şey de ölür. Yani Mehmet Tapar da ölür. Yerine Sultan Sencer geçer. Sultan Sencer'den başka kardeş olmadığı için Sultan Sencer'in tahta çıkışıyla Fetret Devri biter deriz. Sultan Sencer devletin ikinci kurucusudur. Devletin son büyük imparatorudur, son büyük hükümdardır unutmuyorsunuz arkadaşlar bu önemli. Sultan Sencer devletin son imparatoru, son büyük hükümdarı ikinci kurusu olarak geçer. Devleti derler toplar, başkenti Merv şehrine taşır. Arkadaşlar İmam Gazali bu devrin ünlü e, alimlerindendir. Hatta Nasiratül Mülük adlı eserini Sultan Sencer henüz şehzadeyken, melikken ona sunar. Bu dönemi çok talihsiz bir olay olur. Moğollar, Karaytaylılar, ee, Selçukluya saldırır ve Katvan Savaşı 1141 yılında. Bu Katvan Savaşı ile arkadaşlar Büyük Selçuklu zayıflar, yıkılma sürecine girer. Katvan Savaşı'nı unutmayın olur mu? Katvan Savaşı Selçuklu yıkılma sürecine soktu. Ee, Yaslı Çemen Savaşı Harzemşahları yıkılma sürecine soktu. Köse Dağ Savaşı Anadolu Selçuklu yıkılma sürecine soktu. Ankara Savaşı Osmanlı yıkılma sürecine soktu. Direkten döndü Osmanlı. Unutmuyorsunuz bunu. Arkadaşlar bu devirde bir Oğuz isyan çıkar Sultan Sencer döneminde. Bu isyan sebebi de şudur. Oğuzlar Selçuklu vergi memurlarına vergi vermek istemez. Yörük, yörük Oğuzlar yani göçebe Oğuzlar. Ve bunun üzerine o hatta vergi memurlarını darp ederler, esir alırlar. Bunun üzerine Sultan Sencer Oğuz seferini çıkar ve bu sefer sırasında Sultan Sencer Oğuzlara esir düşer. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sultan Sencer Oğuzlara esir düşer ve bir müddet sonra da hayatını kaybeder. Sultan Sencer'in hayatını kaybetmesiyle birlikte Büyük Selçuk Devleti de yıkılır. O zaman Büyük Selçuk'un yıkılmasına sebep olan olaylar. Oğuz İsyanı 1. Doğru mu? Katvan Savaşı 2. Haçlı Seferleri 3. Gördünüz mü arkadaşlar? Batıni Faaliyetleri 4. Fetret Devri 5. Bak tak 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 bulduk zaten. Abbasilerin çalışmaları 6 gibi. Ne diyor burada? Yıkılmasında. Ülke taht kavgaları işte Tekişi İsyanı, Kavurt İsyanı Kutalmışsın, İbrahim Yenel İsyanı ...atabeyliklerin ortaya çıkması, haç Seferleri, işte Oğuzların küstürülmesi, Oğuz isyanı yani... Abbasilerin faaliyetleri, Katvan Savaşı, Baltanilerin zararlı faaliyetleri... ...Selçuklu'nun yıkılmasının sebeplerindendir deriz. Arkadaşlar, Selçuklu'ya bağlı vassal devletler var. Yani Selçuklu Devleti, şu Selçuklu devlet olsun tamam mı, bu Selçuklu olsun... ...Selçuklu topraklarında hanedan tarafından başka devletler de kuruldu... <laughs> Mesela Kirman Selçuklu İran'da Kirman bölgesinde kuruldu. Suriye Selçuklu Suriye'de Irak Selçuklu Irak'ta Türkiye Selçuklu Anadolu'da. O zaman Büyük Selçuklu Devleti varlığını devam ettirirken Selçuklu Hanedanı tarafından dört devlet kuruldu. Kim bunlar? Kirman, Suriye, Irak ve Türkiye Selçuklu. O yüzden Selçuklu'dan arayılarak kurulan vasal devletlerden değildir diye bir soru sorulduğunda 4 tanesini unutmuyorsunuz. Suriye, Irak, Anadolu sınır bir de Kirman, İran. İran, Kirman İran'ın güneyidir. Onun dışında yok Horasan, Selçuklu yok, Azerbaycan, Selçuklu diye vasallar yok unutmayın. Bu da önemli bir bilgidir sorulabilir. Buna yıldız çakalım tamam mı? Atabeylik neydi gençler? Atabey şehzadeyi eğiten hocalardı. Osmanlı'daki Lala gibi. İlk atabey Melik Şah'tı. Şimdi yani Selçuklu Sultanı e, şey ilk Atabey de Nizam Mülkü Melikşah'ın Atabeyiydi. Unutmuyorsunuz bunu. O Fethet devrinde merkezi otorite zayıflayınca o Atabeyler bağımsızlıktan ilan ettiler. Demek ki Atabeyler güçlü insanlar. Ordusu var. Güçlü bulunduğu bölgede yani idareci gibi ama Osmanlı çok uyanık. Osmanlı Lala'ya işte Şehzade Yeşil'den hocalalaya bu imkanı vermedi. Ama Selçuklu'nun atabeyi güçlü insanlardı. O yüzden Selçuk'ta atabeylikler kuruldu otorite zayıflayınca. Ama Osmanlı'da lalalıklar kurulamadı. Çünkü Osmanlı lalasının böyle bir gücü yoktu. Atabeyin çok gücü vardı. Arkadaşlar büyük Selçuklu'nun parçalanması, zayıflaması atabeyliklerde doğurdu. Unutmayın 5 atabeylik var. Bir Fars atabeyliği, Azerbaycan atabeyliği, Erbil, Şam ve arkadaşlar Musul, Halep atabeyliği. Şimdi burada Salgur, İldeniz, Bektegin, Börü, Zengi. Burada zengiyi asla unutmuyorsunuz. Zengi önemli. Neden zengi önemli? İki açıdan önemli. Bir, Eyyubi devleti zengilerden ayrılarak kurulacak. Selahattin Eyyubi zengi devletinin ordu komutanıydı. Bir, iki, arkadaşlar birinci aş seferiyle haçların eline geçen Urfa'yı haçlardan geri alan zengilerdir. Bu da ikinci aş seferinin düzenlenmesine sebep olacaktır. O yüzden zengiler önemlidir. Tamam mıdır? Zengi diğer bir defa değil, Halep Atebeyli olarak da bilinir. Böylelikle Selçuklu'yu bitirmiş olduk arkadaşlar haberiniz olsun. E, mola verelim sonra kültür medeniyette devam edelim.